çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, heyecanlı bir gün. Hani ben onun çocukluğunu bilirim dersiniz ya. Gerçekten çok sevdiğim bu akşam kayınpeder oluyor. Benim için çok değer verdiğim, çok saygı değer, çok büyük sanatçı Fatma Girik'in kardeşi Günay. Fatma beni aradı. Dedi ki ben sağlığım izin vermiyor. Aralarında olamayacağım ama sen onlarla beraber olursan ben çok müsterih olacağım. Çünkü beni temsil edeceksin. Kendisi bu akşam. Evet. O nedenle seve seve geldim. Hem Günay için hem Fatma için. Valla beni seçmelerinin bir nedeni olsa gerek. Dostluk bir yana hep arzu ederiz mutlu bir ailesi olan nikah şahidi olsun diye. Biraz da o nedenle belki seçtiler diye düşünüyorum. Ben de onlara geçmiş mutluluk diliyorum. Geçmiş olsun bu arada, ailemizde bayağı bir hastalık süreci var. Üst üste evet tatsızlıklar yaşadık. Kız kardeşim beyin kanaması geçirdi. Eşim yakın bir zamanda fıtık ameliyatı oldu. Bugün de torunumun hasta olduğunu öğrendim. Ama bunların hepsi geçici şeyler. Allah'a çok şükür. Peki ekranlar sizi özledi. Sizi ya da sinemaya tıklamayı düşünüyor musunuz? Yoksa sadece program? Hayır, düşünmüyorum. Şimdilik sadece program. İyi bir rol gelse peki kabul eder misiniz? E tabii. O senaryoya bağlı, ekibe bağlı. O da olur, olmaz diye peki, bir şey. Peki ileride hayatınızın film olmasını ister misiniz? Ben mi? Bilmem, dışarıdan enteresan görünüyorsa isterim. Teşekkür ederim. Şu anki sinema sektörünü görüyorum. Önceki sinema sektörü, şu anki sinema sektörüyle kıyasladığınız zaman sizin için farkları neler, yani ne düşünüyorsunuz? Dün biz çok daha amatör, çok daha ilkel şartlarda ve de ekonomik olarak çok küçük bütçelerle iş yapmaya çalışıyorduk. Bugünse çok geniş imkanları var, sponsor desteği var, devletin desteği var, teknoloji muazzam ilerledi, müthiş iletişim araçları var. Bugün daha şanslı görüyorum. Üstelik çoğu eğitimli geliyorlar, mesleği tanıyarak geliyorlar. Dünyaya da açık bir ülke. Onun için daha şanslı görüyorum onu. Peki ben Fatma Girik'in mesela bir açıklaması olmuştu. Veli Hatta olarak Tuba Büyüküsü'nü görmüştük kendimizi. Sizde böyle bir var mı genç yaşlarında beğendiğiniz? O bizim söylememizle olmaz. Onu seyirci takdir eder. Sizin teşekkür ederim. Sağ olun.